sana Muhallacığım. Şoke oldum. Bütün damarlarım geri geri çekildi biliyor musun? Yani sanki kaçıp böyle şoförle evlenen senin kızın değil benim kızımmış gibi acılar içerisindeyim. Aslıcığım sen de yangına körükle gitmesen bu kadar. Sonuçta cenaze değil ya bu. Evlilik hayırlı bir şey. Aman canım ne hayrı? Böyle bir evlilikte hayır olabilir mi? Değil mi Sinan Bey? Sinancığım gel istersen bahçeye çıkalım tavla oynayalım. Ne dersin? Tabii tabii. Hadi gel hadi gel. Gel. Aslı bir dakika gelir misin? Aklıma bir şey geldi de. Aslıcığım biraz yapıcı olsana bu konuda. Ay, yani gerçekten sana inanamıyorum Ekrem'cim. Sen nasıl böyle vurdum duymaz, nasıl böyle geniş bir adam oldun son zamanlarda? Ne vurdum duymazlığı Aslı? Hayatım sanki şoförle kaçıp evlenen bizim %40 ortağımızın kızı değilmiş gibi davranıyorsun canım. Aslı. Ne Aslı? Sürekli Aslı deyip durma bana. Allah bilir ya sen günün birinde Kıvılcım böyle büyüyüp de bir şoförle, bir memurla, bir işçiyle falan evlenmeye kalksa ona da izin vereceksin. Tamam tamamen saçmalıyorsun Aslı. Aman tamam ayıp oluyor böyle dikilip durmayalım. Hadi sen git de tavlanı oyna. Bana bak adama yenil zaten yazık içi yaralarla dolu. Bir de moral bulsun yenil olam hadi den tamam mı? Tamam. Hadi canım hadi. Ah Muhallacığım ah. Gerçekten o kadar üzülüyorum ki inan ah canım arkadaşım. Bana bak bir şey söyleyeceğim. Siz bir avukata falan danıştınız mı acaba? Yani bu nikahı bu evliliği geçersiz sayacak bir şey bulunamaz mı ki? Atıyorum ailelerin arasındaki fiyat farkı. Ha? Korkarım bu saatten sonra yapacak bir şey yok Aslıcığım. Olan oldu bir kere. Oh yazık. Buyurun. Ay. Hoş geldiniz Muhalle Hanım. Hoş bulduk. Muhalle Hanım, müsaadenizle sizinle bir şey konuşmak istiyordum. Aa, ne münasebet canım? Git sen bakayım. İşin gücün yok mu senin? Konuşacakmış bak terbiye size. Mühim değil Aslıcığım. Sağ olun. Şincik Muhalle Hanım ben diyorum ki... hani böyle olaylar çok apar topar oldu. Aceleye geldi bunu biliyorum. Hem Zülfikar'la Esra Hanım kızımın evlenmesinden pek hoşnut da değilsiniz. Bunu da biliyorum. Ama ben diyorum ki hani bu gençler birbirlerini sevmişler, evlenmişler. Bu saatten sonra geçmişi unutup olanları kabullenmek herhal en doğrusu olacak değil mi? Bitti mi? Ay delirtecek bu kadın beni. Sen ne dediğinin farkında mısın ha? Senin için hava hoş tabii Müstesna Hanım. Buldun böyle zengin aileyi. Oğlum da kapağı attı. Oh ne rahat değil mi? Ben de senin yerinde olsam göbek atardım yani. Ay, bildiğin gibi değil biliyor musun Muhallacığım? Yani iyi ki oğlum falan yok. Kader diye bir kızı var ya onu da oğluna yapmaya çalışırdı. Hayır hiçbiri olmadı. Sinan Bey kendine yapmaya çalışırdı. Bu terbiyesiz ahlaksız biliyor musun? Teessüf ederim ama Aslı Hanım. Hiçbir şey edemezsin Müstesna Hanım. Müsait saatler içinde hiçbir şey yapmana izin vermiyorum. Hadi bakayım al şunu. Doğru düzgün yenisini yap. Köpek benim de yok. Su da getir yanında. Ay iyi valla. Oturmuş karşılıklı böyle dinliyorum muhabbeti yapacak. Buyur sen iç kahveyi. Allah. Şimdi Sinancığım öncelikle Aslı'nın davranışları için özür dilerim. Kusura bakma. Biraz patavatsızdır bir de yangına körükle gitmeye bayılır. Kusura bakacak bir şey yok Ekrem. Aslında söylediklerinde haksız da sayılmaz. Benim asıl üzüldüğüm bunca yıl hiçbir şeyini eksik etmeden yetiştirdiğim kızımın benim sözümün dışına çıkarak yanlış bir evlilik yapmış olması. Yalnız Sinancığım bak olan olmuş artık. Tamam. Biliyorum senin rızan olmadan evlendikleri için çok kırgınsın bu çocuklara ama Zülfikar'ı birazcık tanımış olsan bu kadar aklı başında bir gençle kızını evlendirdiğin için mutlu bile olabilirdin. Yeteri kadar aklı başında olsaydı Esra gibi varlık içinde yetişmiş bir kızı şoför maaşıyla mutlu edemeyeceğini bilirdi. Gerçi artık şoför maaşı bile yok. Muhalla'nın sözüne göre tamircide çalışıyormuş. Evet işte ben de seninle tam bu konuda konuşmak istiyorum. Hangi konuda? Şu konuda Sinancığım. Esra ile Zülfikar'ın evliliği konusunda seninle aynı kanıda olmasam bile senin bu konudaki kırgınlığını çok iyi anlayabiliyorum. Ayrıca belki de günün birinde Esra'nın gelip senin boynuna sarılacağını ve senin onu affedeceğini de umuyorum. Ama... Ama ne? Aması şu. Zülfikar bu evde benim bütün işlerimde sağ kolumda. Ayrıca annesi Müstesna, biliyorsun. Yıllardır bizimle birlikte çalışır. Yani? Yani sen bu olaylarla ilgili bu kadar fevri bir tepki gösterince Zülfikar hemen istifa etti. Beni zor durumda bırakmamak için. Ne var ki ben onu tekrar işe almak istiyorum. Bir dakika yanlış mı duyuyorum? Sen şimdi bana kızımı kaçırıp aile şerefimizi iki paralık eden o adamı tekrar yanında çalıştırmayı düşündüğünü mü söylüyorsun? Evet, aynen öyle söylüyorum. Çünkü sen bana eğer Zülfikar'ı hemen işten çıkarmazsan bu ortaklığı gözden geçirmem gerektiğini söylemiştin. Ben de düşündüm, eğer benim bir ortağım bir çalışanımla ilgili bir fevri kararı yüzünden o çalışanımı feda etmemi istiyorsa, o zaman asıl benim bu ortaklığı yeniden gözden geçirmem gerekir. İşimizi profesyonelce yapmamız gerektiğini ve iş hayatımıza duyguları karıştırmamamız gerektiğini söyleyen hep sendin. Onun için senden sağduyulu davranmanı ve bu kararını bir kere daha gözden geçirmeni rica ediyorum. Ayrıca 6-3 budur.